Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Ocak 2023 tarihindeki kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmasında Boğaz'ın altından metro geçirme fikrinin kimsenin akıl erdiremediği bir proje olduğunu söyledi. Malum biz Boğaz'ın altından metroyu geçirdiğimiz zaman kimin aklı eriyordu bu işe ya? Boğaz'ın altından metro geçecek. Bunu biz başardık. Aynı şekilde Avrasya Tüneli'ni yine Boğaz'ın altından geçirdiğimizde olmaz ya diyorlar. Oldu. Peki gerçekten de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi Boğaz'ın altından metro geçirme fikri AK Parti'ye mi ait? 1387 metre uzunluğundaki Marmaray Tüneli 29 Ekim 2013 tarihinde ve 5.4 kilometre uzunluğundaki Avrasya Tüneli ise 20 Aralık 2016 tarihinde hizmete açıldı. Ancak bu tüneller su altında yapılan ilk tüneller değil. Dünyanın ilk su altı tüneli İngiltere'de 1825 yılında yapımına başlanıp 1843 yılında hizmete açılan 396 metre uzunluğundaki Thames Tüneli. Dünyanın en uzun su altı tüneli ise İngiltere ile Fransa'yı Manş Denizi altından birbirine bağlayan Manş Tüneli. 1802 yılında projesi çizilen ve 1994 yılında yapımı tamamlanan 50 kilometre uzunluğundaki tünelin 38 kilometresi su altında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaz'ın altından metro geçirme fikrinin kendilerine ait olduğu iddiası gerçeği yansıtmıyor.